Hayat Var'dan sevgiler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şöyle güzel bir gün olsun. Ülkemizde artık hiçbir yerin yanmadığı, içimizin kavrulmadığı, şöyle bir içimizdeki o yangınların söndüğü bir gün olsun. Diyoruz ya, belki bölgesel olarak yakın bölgelerdeyiz. Bütün ülkemizde görülen yangınlar var. Birçok yerde yangınlar var. Hani diyoruz ya, ateş düştüğü yeri yakıyor ve ayrıca hepimizin kalbine de düşüyor ayrıca ateşler. Birçok yerde takip ediyoruz. Dünden beri işte birkaç hafta, bir haftadan beri takip ediyoruz. Söndürülen yerler var. Çok şükür kontrol altına alınan yerler var. Maalesef yeni eklenen yerler var. Lütfen halk olarak kenetlenme zamanı. Böyle okuyorum, provoke edilen durumlar var. Lütfen bu olayları ülke olarak birlik beraberlik yaşamak gerektiği zamanlarda lütfen provokasyonlara yer vermeyelim. Bunu da söyleyelim. Biz millet olarak, ülke olarak ne zaman kenetlensek başaramadığımız hiçbir şey yok. İnşallah bu yangınların da üstesinden geleceğiz. Yeter ki birlik beraberliğimiz her zaman daim olsun. Bugün yine çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Birlik beraberlik dedik. Aslında ülke olarak, toplum olarak, mahalle olarak, semt olarak, şehir olarak her zaman diyoruz. El ele verdiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yok. Tıpkı bugün Ebrar Bebek için konuşacağımız gibi ve küçücük bir kız çocuğumuz, hayata bağlı minicik Ebrar Bebeğimizi konuşacağız bugün. SMA hastası, tip 1 hastası. Bugün annesi bizlerle birlikte. Ebrar bizi izliyordur herhalde. Uyuyordu, eve bıraktığımız yerde. Uyuyor muydu? Evet. Ebrar'ın annesi bizlerle birlikte ve gerçekten Ebrar'ın ailesiyle buluşmamıza vesile olan Gökçen bizlerle birlikte. Bugün muhteşem bir program sizleri bekliyor. Diyoruz ya, hani büyüklerin hep bir tabiri vardır. Çorbada tuzum olsun. Hani tuz yemeğin lezzetini arttırır. Bir baktığınız zaman tuzsuz hiçbir şey yiyemeyiz. Deriz ki bunun tuzu eksik. Aslında tam olarak böyle. Çorbada herkes böyle birer böyle şöyle tutam mı denir? Birer tutam attığı zaman aslında ne kadar büyük yardımlarla ulaştığını görüyoruz, izliyoruz. Kurtulan bebeklerimizi görüyoruz. Bugün Ebrar Bebek için buradayız ve ses olacağız inşallah onlara. Ben önce ailemizi şöyle bir tanıyarak başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Sümeyye. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bir soy ismi benzerliğimiz var. Evet. Sümeyra Karaca diye. Şimdi ben de dedim Konyalı değiliz ama eşimin de soyadı. Ama soy isim benzerliği var. İnşallah evet. Bugün güzel bir program yapacağız. İzleyicilerimize İnşallah. Diyoruz farkındalık, duyarlılık. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey aslında. Hani diyoruz ya, bugün Ebrar Bebek için konuşuyoruz. Allah korusun yarın çok sevdiğimiz belki kendimizden birinin çocuğu için koşturacağız. Hiçbir zaman hayatta benim başıma gelmez diyemeyiz. Kesinlikle. Hayat bu insanın başına her şey gelebiliyor. Öncesi bir sizi tanıyarak başlayalım. Evet, ben Sümeyra Karaca, Konyalıyım. Konya Taşkent Balcılar kasabasında doğdum, büyüdüm. Ve yaklaşık 10-11 yıldır evlendikten sonra Konya'ya yerleştik. Ve 3 kızım var. Burada oturuyorum. Ve 3 kızım var. 3. kızım, 2 sağlıklı kızımdan sonra Ebrar doğdu. Ebrar SMA tip 1 hastası olarak doğdu. Hemen hastalığı anlatayım mı? Evet. Hastalığı da konuşacağız. Artık toplum olarak biliniyor. Bilmeyenler de var. Acaba nasıl bir hastalıktır? Neler yapmak lazım? Biz yayın evet. öncesinde de konuştuk. Aslında gebe kalınmadan önce yapılan tetkikler var. Bunları da tabii duyarlı olmak için de konuşacağız. Ama sevgili Gökçen Müftüoğlu Çapa İstanbul'dan geldi bizim için. Kendisi finansal danışman, ayrıca öğretim görevlisi üniversitede. Ve gerçekten bu işe kalbini koymuş. Sevgili Gökçen'le biz aylar öncesi tanıştık. Öyle bir zamanda tanıştık ki Covid olduğum haftaydı. Evet. Çok fazla iletişim kuramamıştık. Sonrasında diyoruz ya, hani gönül birlikteliği çok önemli hayatta. Belki bir insanı tanımazsınız. İlk defa burada tanıştık ama defalarca telefonda konuştuk. Defalarca mesajlaştık. Evet, evet, bir araya evet. gelmek için uğraştık. Ben şehir dışındaydım. Denk gelemedik falan aynen. derken. Kısmet bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş. Sevgili Gökçen, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sibel, bizi kabul ettiğin için. Çünkü bizim sesimizi duyurmamız çok önemli Ebrar için. Burası çok güzel bir platform sesimizi duyurabilmemiz için. Bizi de tanıştıranlar var aslında. Ahmet Bey ve Şükran Hanım'a evet. da teşekkür etmek lazım. Aynı şekilde. Ve Ali var, benim arkadaşım, yakın arkadaşım. Onların vesilesiyle de aslında ona ulaştım. Siz sana ulaştık en sonunda. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Finansal danışmanlık yapıyorum. Uluslararası bir şirketin ortağıyım. Aynı zamanda dediğin gibi üniversitelerde misafir öğretim görevliliği yapıyorum.
Bizim yolumuz da Ebrar ve ailesiyle kesişti. Ondan sonra Konyalı olduğunu da bu arada sonradan öğrendim. Aslında bilmiyordum. Kampanyaya dahil olduktan sonra Ebrar'ın kampanyasına Konyalı olduğunu da fark ettim. Ben de Konyalıyım biliyorsun. Bir gönül bağımız oluştu. Tıpkı seninle oluştuğu gibi. Çok şükür bugün de seninle yüz yüze görüşme fırsatımız oldu. Ebrar'dan bahsedebileceğiz. En azından Konya'da böyle bir platform evet. Sesimizi duyacak. Aslında Ebrar çok güzel bir şeyle hizmet ediyor. Birçok kişiyi bir araya da tabii, topluyor. Tabii tabii. Yani tabii gönül birlikteliği dedik ya. Çorbada ufacık da bir tuz olsun dedik. Şimdi Ebrar inşallah iyileşsin. Onu burada da misafir edeceğiz. Ve İnşallah. Ebrar kimlerin tanışmalarına vesile oldu? Belki dünyanın, Türkiye'nin başka yerinden insanlarla birlikte tanışmamıza tabii vesile yani oldu. Tabii yani hiç hani belki dediğin gibi belki aynı yerde bulunamayacağımız insanlarla bir şekilde hayat bizi bir araya getiriyor. Evet. İyi ki de getirmiş diyoruz. Seni tanımış olduk. Ebrar'ın ailesini tanımış olduk. Evet. İnşallah. Her şehirden, farklı evet, farklı şehirlerden farklı Ebrar'a var. Gönül veren, Ebrar'ı çok seven kişiler var. Ebrar'ın bir bakışına, bir gülüşüne hemen kendini kaptırıp ve onun yaşaması için, bu tedaviye ulaşabilmesi için mücadele eden arka tarafta çok kişi var. Ebrar kocaman bir aile yaptı. Evet. Belki 4 kişilik, 5 kişilik bir aileydiniz. Sonrasında Ebrar kocaman bir aile yaptı dediğiniz gibi. Ebrar canlı yayınlarla da sizler tabii ki her akşam işte her gün canlı yayınlar yapıyorsunuz, ulaşmaya çalışıyorsunuz insanlara. Bu noktada tabii SM hastası çok bilinmiyordu. Özellikle sosyal medyada yapılan kampanyalar, ünlülerin bu konuda ön ayak olması gibi birçok şekilde SM hastası diye artık bilenler biliyorlar. Belki hiç bilmeyenler olabilir. Şöyle bir SM hastası nasıl bir hastalık? Sonra da Ebrar Bebek'ten konuşmaya başlayalım. Tabii ki. SMA genetik bir rahatsızlık, yani anne baba taşıyıcılığından çocukta ortaya çıkan aslında %25 oranında bir ihtimal oluyor SMA olması. Benim şu an iki sağlıklı çocuğumdan sonra Ebrar SMA tip 1 hastası olarak doğdu. Ama bu arka arkaya SMA hastalığı olan aileler de var. Yani birinci, ikinci, üçüncü bu şekilde devam da edebiliyor. 1/4 ihtimal var. Tabii küçük bir oran gibi geliyor ama yine de olma ihtimali çok yüksek. Ve bir genin eksik olmasından kaynaklanıyor. Yani Ebrar'ın doğuştan kaslarına protein üreten bir gen eksik ve normal bir kan tahlilleriyle ortaya çıkmıyor. SMA kendi başına bir gen aslında. Kaslara protein sağlayan, protein akışını sağlayan ve kas gücünü sağlayan bir gen doğuştan ya eksik oluyor ya da doğum esnasında yani bir hastalığa maruz kalarak çalışmıyor. Evet, yani belki MS hastalığını biliyoruz ama SMA hastalığı da dediğimiz gibi belki de son bir yıldır biliyoruz. Ama tabii SMA hastası olan birçok çocuğumuz var. Geçmişte de var SMA hastası. Belki tanı konulamayan, bilinemeyen çocuklarımız da var. Ama dediğim gibi son dönemde özellikle sosyal medyada yapılan aynen kampanyalarla öyle. Birlikte artık duyulmaya hastalık başladı. Biliniyor. Evet. Birçok kişi, özellikle ünlüler, bilinen kişiler, takipçisi fazla olan kişiler destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Öyle. Bu gönül işi yani biz inşallah yine bir canlı yayın yapacağız. Takipçilerimize de sosyal medya aynen üzerinden. O çok güzel olur. Evet yani şimdi burada da sesimiz ulaşsın istiyoruz Ebrar Bebek için. Evet, çok teşekkür ederiz. Zaten arkadaşlarım da kampanyayla alakalı görselleri yani. Paylaşıyorlar. IBAN numaralarını da paylaşacaklar. Ebrar Bebek'in sayfasını söyleyelim. Neydi? Ebrar Yaşasın. Ebrar _Yaşasın sayfası. Zaten hemen karşınıza çıkıyor. Ebrar'ın evet. Güzel bir gülüşü sizi karşılıyor aslında. Dünyalara bedel. Çocukların bir gülüşü. Evet. Onların bir gülümseyi vermesi gerçekten dünyalara bedel. Şimdi ben aslında Ebrar Bebeği de burada görmek istiyordum. Ama Ebrar makineye evet, bağlı. Ebrar 7 tane cihaza bağlı bir şekilde yaşıyor. Hastalık çok ağır bir hastalık. Nasıl diyeyim, yavaş yavaş eritiyor. İlk önce Ebrar ayaklarını basmamaya başladı 3 aylıkken. Sonra yavaş yavaş kafasını dahi tutamaz hale geldi. Yani bütün vücut olarak salık bir hale geldi. Aslında ilk doğduğunda anlaşılmadı değil Hiç mi? Hiç anlaşılmadı. Biz hı-hı. Hatta Ebrar sarılık nedeniyle küvezde kaldı 2 gün 3 gün. Bir sürü tahliller yapıldı. Biz hastanede yattık ama hiçbir şekilde anlaşılmadı. Arada hastaneye götürdük getirdik. Yok dediler, bir sorun yok demişlerdi. Ya, SMA'ya tam olarak SMA testi olarak bakılması gerekiyor. Başka hiçbir testten belirti yani görünmüyor. Ya, bazı belirtileri var. Dilde titreme mesela en büyük belirtisi. Dilde titreme. Sonra işte gevşeklik, hareketsizlik ya da cılız ağlama, ağlayışları dahi sessiz oluyor.
Bunlar belirtileri ama biz fark etmedik daha önce görmeyince, başımıza gelmeyince. Bunu fark edemedik. Ebrar da ilk ayaklarını basmamaya başladı. Sonra bütün hareketlerini kaybetti. Sonra bir yaşından sonra da artık nefesi de yetersiz gelmeye başladı. Zaten en ufak bir enfeksiyona dayanamıyorlar. Ve Ebrar bir enfeksiyon geçirdi. Sonrasında yoğun bakıma düştü ve boğazı delinmek zorunda kaldı. Bir 6 aylıkken bir sıkıntı yaşadınız herhalde. Evet, 6 aylıkken bir sıkıntı yaşadı, bir solunum sıkıntısı yaşadı. O zaman 2 hafta yoğun bakımda kaldı. O zaman toparlayabildi. Ve sonrasında 1 yaşına kadar tek dayandı. Hem ağızdan beslenmeye hem de hiçbir cihaz kullanmadan 1 yaşına kadar durdu. 1 yaşına tekrar bir enfeksiyon geçirdi ve 6 ay boyunca yoğun bakımdan hiç çıkmadan yoğun bakım süreci yaşadı. O süreçte entübe dediğimiz COVID döneminde de insanlar duymaya başladı. Ağızdan ciğere kadar inen bir, yani nefesi destekleyen bir cihaz. Bu şekilde 6 ay boyunca yoğun bakımda kaldı ve o makineden ayrılamadığı için boğazı delinmek zorunda kaldı. Eğer boğazı delinmeseydi sürekli yoğun bakımda kalırdı. Ben evime getiremezdim. Orada ayrılamadığı için cihazdan. Boğazı delindi. Sonrasında da yutmasını da kaybetti. Şu anda da midesinde bir delik var. Oradan besliyorum. Suyunu, mamasını oradan veriyorum ben. 7 tane makinayla yaşam mücadelesi veriyor. Ama Ebrar'ın hayata karşı, yani o kadar çektiği acılara karşı bir yaşam mücadelesi var. Yaşama isteği, hevesi var. Bu gözlerinden, bakışından anlaşılıyor. Ve bunun için de ben hiçbir zaman bırakmayacağım yani sonuna kadar. Neresi olursa gideceğim onun o bakışını, yani umutla bakıyor, yaşamak evet. istiyor. Ve bırakılmıyor yani. Gerçekten öyle. Yani Ebrar'ın sayfasında gördüğünüzde ne kadar yani yaşama tutunmak istediği gözlerinden belli. Her çocuk özel. Her çocuk, yani aslında bir çocuğumuz için konuşuyoruz ama bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Hani bir yerde bir şey oluyor. İşte ne bileyim yani bir çocuk işte geçen dün biliyorsunuz 21 yaşında genç kızımız hunharca katledildi Antalya'da. Şimdi belki bir evde o üzüntü gibi görünüyor ama aslında hepimizin içine ateş düşüyor ve empati kurmamız lazım. Yani yarın bir gün Allah korusun bizim çocuğumuzun başına da gelebilir. Yani bu şuurla yaşasak aslında kapanmayacak hiçbir yara, çözülemeyecek hiçbir dert yok. Biz biraz empati kurmada eksiklik yaşıyoruz. Yani bizim başımıza sanki hiç gelmeyecekmiş gibi, hiç yaşamayacakmışız gibi. Bizim bir gün kapımızı çalmayacakmış gibi düşünüyoruz. Ama maalesef kapımızı çaldığı zaman diyoruz ki eyvah. O zaman da bazen iş işten geçmiş oluyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Ebrar bebeğimizin görüntüleri var. Onları konuşacağız. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Bu arada kampanya valilik onaylı. Onu da söylemiş olalım. Soran izleyicilerimiz, takipçilerimiz oluyorlar. Onu da söylemiş olalım. İBAN numaraları yine Ebrar'ın sayfasında. Ekip arkadaşlarım da zaten sizleri program süresince ulaştıracaklar. Kısacık bir ara, sonrasında hemen geliyoruz. Kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çok kıymetli iki misafirim var bugün. Artık biliyorsunuz benim evim salonu gibi. Onu söyledim. Dedim, kendi dedim evimin salonunda bu kadar oturamıyorum. Gerçekten iki kıymetli misafirimi ağırlıyorum bugün yaz ekranında. Ve bugün sizlerden, ben kolay kolay izleyicilerimden bir şey istemem. Ama bugün beni izleyen izleyicilerimizden, takipçilerimizden böyle çorbada bir tuz bulunacak meblağları istiyoruz. Yani özellikle... Yani durumu çok iyi olan izleyicilerimiz varsa ben eminim insanlarımızın kalbinin, yüreğinin güzelliğini biliyorum. İzleyicilerimizin özelde yazdığı mesajlardan biliyorum. Bir gönül bağımız da var sizlerle. Özellikle bugün Ebrar bebek için sizlerden ufak da olsa, minik de olsa ya da ben daha büyük meblağlarda yardım etmek istiyorum derlerse de oh ne güzel olur valla, Ali Ülala olur. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili Ebrar bebek için. İBAN numaralarını sevgili ekip arkadaşlarımız zaten ekranda sizler için buluşturacaklar. Instagram'dan da sevgili Ebrar'ı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi o gülen gözleriyle bakan bir fotoğrafı sizleri karşılıyor. Bugün Ebrar'ın annesi ve sevgili Gökçen, buluşmamıza vesile olan sevgili Gökçen bizlerle birlikte. Şimdi Ebrar çok küçük yaştan itibaren aslında hastalığı tanısı kondu. Evet. Ki bu noktada şanslısınız ki tanı konmayan çok uzun yıllar geçen bebeklerimiz de oluyor. Hani ne olduğu anlaşılmayan bebeklerimiz de oluyor. Sonraki süreç nasıl devam etti? Ebrar şu an cihaza bağlı. 7 tane cihaza bağlı.
Nasıl mesela, bakımı nasıl oluyor, ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Teşhis konulduktan sonra ülkemizde bir tedavi var. Bu hastalığını yavaşlatmak adına 4 ayda bir düzenli bir şekilde ömür boyu alınması gerekiyor. Belirli bir test ve kriterlerden geçmesi gerekiyor bunun için. Biz de hemen o ilaca başvuru yaptık zaten. En azından hastalık daha fazla ilerlenmesin, boğazı delinmesin, bu makinalara ihtiyaç duymadan en azından hayatını devam ettirebilsin diye. 4 doz aldık, 5 doz aldık. Ondan sonra tabii ki Ebrar enfeksiyon geçirdi, bir kış günüydü. Enfeksiyonu kaldıramadı ve boğazı delindi. Ondan sonra da tedavimiz yarıda kaldı bizim. 2 yıl boyunca alamadık. Bu trakea açıldıktan sonra yoğun bakım sürecinde eğitim veriyorlar. Yani oradaki hemşireler evde bakabilmen için hani kalp masajını, suni teneffüsünü hepsini öğretiyorlar. O şekilde eve getirebiliyorsun çocuğunu bir hafta 10 gün ya da bir ay. Sen kendini nasıl yıkayabileceğini dahi orada öğretiyorlar. O şekilde eve getiriyorsun. Çünkü hastaneye götürünceye kadar bu çocukların bir anda olabiliyor. Bir anda hani solunum sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Bir de makinalı bir çocuk hemen anında bir tıkanmada kendi tükürüğünü dahi yutamıyor Ebrar. Yani kendi tükürüğünü dahi temizlemezsen o tükürük de boğulabiliyor. Direkt solunum, yani soluk borusuna kaçıyor. Hemen böyle ayakta olman gerekiyor. Sürekli tedbir halinde, sürekli yüzüne bakarak ya da makinaları takip ederek. Satürasyon aleti dediğimiz cihaz var. Ventilatör, aspire cihazı, öksürtme cihazı. Bunların hiçbirinin biz isimlerini dahi bilmezken şu an bizim hayatımızın vazgeçilmezi oldular. Yani hayatımızın baş köşesinde. Ve biz hayatımızı tamamen Ebrar'a yönelik değiştirdik. Başka hiçbir şeye değil. Yani Ebrar'ı kendi hayatımıza uyarlamadık. Biz kendi hayatımızı Ebrar'a uyarladık. Ve kimseyle görüşmüyoruz 3,5 yıldır. Çünkü hassas bir hastalığı var. En ufak bir şeyden enfeksiyon kapma riski var. Evimize kimseyi almıyoruz, kimseye gitmiyoruz. Aspiresi, öksürtmesi tek başına öksüremiyor bile. Bir cihaz desteğiyle öksürebiliyor. Pat pat dediğimiz işlemi var. Bakımları çok uzun ve düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Çocuğu hayatta tutabilmek için aslında bir mücadele. Öncelikle onun yaşayabilmesi için sürekli mücadele etmen gerekiyor. Akciğerlerini rahatlatabilmek için sürekli fizik tedavi yapılması gerekiyor. Kas gücünü, kas durumunu koruyabilmek için beslenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. En ufak bir enfeksiyon varsa hemen onu fark edip, yani ilerlemeden hemen müdahale edilmesi veya antibiyotik kullanılacaksa hemen kullanılması gerekiyor. Tabii ki bunları yaşaya yaşaya tecrübe şeklinde oluşuyor bizde de. Evet. Yani kilo da almaması gerekiyor değil mi? Bu çocuklarımızın sabit bir kiloda kalması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Kaç kiloda kalması gerekiyor? Bu tedaviye ulaşabilmesi için bu tedavinin 2 tane kriteri var. Biri yaş kriteri, diğeri de kilo kriteri. Ebrar yaş kriterini kaçırdı. Şu an 3,5 yaşında. Sadece 13,5 kilo kriteri kaldı. Bu 13,5 kiloya ulaşırsa Ebrar tedavi şansını kaybedecek. Hatta ilk başta ben Ebrar'ı kampanya başında biraz daha topluca bir çocuktu. Kilo verdirmek zorunda kaldım bu. Çünkü son şansı, yaşayabilmesi için son şansı. Ve aç bırakmak zorunda kaldım. Bu tedavi hakkını alabilmesi için, yurt dışından hastanenin Ebrar'ı kabul edebilmesi için aç bırakmak zorunda kaldım. Ve o şekilde hastane kabul etti. Kilosu düşük olduğu için kabul etti. Ve uzun 9 aydır da bu kilosunu korumaya çalışıyorum. Hani kilo almaması için mama miktarını azalttım, öğünlerini düşürdüm, öğün sayısını azalttım. Bir şekilde suyunu daha fazla vererek, mamasını daha az vererek kilosunu dengede tutmaya çalışıyorum. Yani karnını doyurmuyorum. Zaten kendisi konuşamıyor. Acıktım, susadım, bunları diyemiyor. Ben ne kadar verirsem sadece karın tokluğu var Ebrar'ın. Ağzından hiçbir şekilde bir şeyin tadını bilmiyor. Evet. Yani şimdi sevgili Gökçen, sen de annesin. Senin bebiş de izliyor. Evet. Öykü. Elif Öykü, evet. Elif zaten Öykü. Selam vermezsen muhtemelen eve gidince bayağı bir sorun yaşanır. Eve almayacak. Evet. Şu an zaten şeyi sorguluyor. Sen oraya nasıl gittin? Elif Öykü de Ebrar'ın kampanyasına destek oluyor. Ne biz güzel şimdi maç. Sosyal medya hesaplarından, Sibel işte Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan canlı yayınlar yapıyoruz biliyorsun. Birinde de seni ağırlayacağız inşallah. İnşallah, seve seve. Arada giriyor canlı yayına. Biz kelebek, sembolik kelebekler topluyoruz valilik izinli hesabımıza. Yani bir kelebek 50 TL. Bugün kaç kelebek topladık diyoruz. Arada kendisi kelebek oluyor. Ben kelebek olacağım deyip kampanyaya dahil oluyor. Onun yerine de biz bağış yapıyoruz.
O yüzden buradan selamlar, sevgiler. Evet, Elif Öykü'ye de sevgilerimizi gönderelim. Evet. O şu an anneannesinin yanında herhalde, değil mi? Evet. Nerede? Evet, o anneanneyle birlikte. Şimdi işte bizi izliyor muhtemelen. Aa, İnşallah sevgilerimizi kurtarabilirsek Ebrar'ı hep birlikte kutlamasını İnşallah. Yapacağız. Kutlamayı da burada sözünü verdik inşallah. Annemizden de sözünü aldık. Şimdi Sümeyra Hanım bir şey söyledi. Yani sen de annesin. Dinlerken şunu düşündüm. Şimdi biz böyle Ebrar'ın yaşındaki çocukları aman yesin diye ağza tıkarız. Tabii, arkasından koşarız ki. Yani sizin diğer çocuklarda da öyledir. Elimizde evet. tabaklarla az koşturmadık hala yani. Hala öyleyiz diğerlerine. Ben hala öyleyim. Yani biz yedemeyince yemiyorlar. Yani şunu ye kızım, bunu ye. İşte acıktın mı sürekli öyle. Diğerlerine o şekilde yani öyleyim. Ama Ebrar'a ne kadar kısabilsem kar diye düşünüyorum yani. Evet. Ebrar şu an konuşmuyor. Yok, konuşmuyor. Sadece gözle iletişim kuruyorsunuz. Evet. Ama gözüyle de birçok şeyi anlatıyordur muhtemelen. Ama ben her şeyini anlıyorum onun. Ne demek istediğini. Hatta çoğu zaman şey yapıyor. Konuşamayınca mesela buradan bunu istiyorsa hemen boğazındakini asılıyor. Yani ben hemen anlıyorum zaten. Tamam, onu mu istiyorsun? Hemen veriyorum. Veya tabletten şeye bakıyor, çizgi filme bakıyor. Reklam girince hemen boğazına asılıyor. Yani reklamı atlatın, reklama geçin. Yani öyle veya beni kaldırın götürün. Bunlar böyle, biz artık böyle anlaştık. Ya da kendisini öyle ifade edebildiği için aslında çok riskli. Buradaki boğazındaki aparat çıktığı an nefessiz kalabilir. Ama o kendisini böyle ifade edebiliyor, böyle anlatabiliyor yapmak istediğini ya da istediklerini böyle gösterebiliyor. Onun için beni kucaklayın, kaldırın, gezmek istiyorum demek istediğinde dahi asılıp atıyor yani. Böyle bir şansı oluyor mu? İşte evin içinde dolaşması gibi. Tabii kucağımıza yani alıp olabiliyor. Kısa süreli de olsa hemen tıkanıyor zaten. Yani tükürüğü boğazını hemen tıkıyor ve nefessiz kalıyor. Onun için çok fazla uzun süreli olmuyor ama çocuk neticede dolaşmak istiyor. Dışarıları evet. görmek istiyor. Şu an evet, onun videosunu yani. Görüyoruz. Çok tatlı bir cimcime o. Saçlarına bayıldım ben zaten. Saçları çok güzel. Hatta paylaştığımız fotoğrafta da bayıldım yani. Özellikle fotoğrafını seçtim. Burada hastaneye gitmiştik aslında. Sonra hastaneden çıktık. Dışarıda ilk defa bir çimlere oturdu. O da çok mutlu oldu zaten. Ne zaman süre önce bu? Ne kadar süreydi? Daha bir ay oldu. Hemen bir ay önceki hı-hı. hali. Daha yakın. Evet. Ama maşallah kollarını hareket ettirebiliyor. Evet. Evet. Bir destekle birlikte de oturabiliyor değil mi? Hareketlerin hiçbir şeyi yoktu aslında. Hani ülkemizdeki tedaviyle kazanmış olduğu hareketler hı-hı. bunlar. Evet. Yani yurt dışındaki... Kullandığınız ilaçlarla mı? Hı-hı. Evet. Hı-hı. 2 yıl ara verilmek zorunda kaldı. Biz Konya'dan Antalya'ya taşınmak zorunda kaldık. Hatta Konya'da alamadık tedavimizi. Antalya'ya taşındık. 6. dozumuz oradan devam ettik. Şimdi 7. doz için başvuru yapıyoruz. İlacın etkisi var, faydası var ama yurt dışındaki tedavi direkt eksik olan geni vücuda veriyorlar. Ve tek seferlik, tekrarı yok, tek seferlik ve %95 oranında iyileşme sağlayan bir tedavi. Evet, iyileşen çocuklarımız var değil mi? Yani tabii ki. Onunla alakalı yapılan çalışmalarda. Şöyle, ilaç çok yeni bir ilaç. 1,5-2 sene değil mi Sümeyra Hanım? Evet, bizim buradan sene. Türkiye'den bu çocuk 47 tane en son yanlış bilmiyorsam çocuğumuz bu şekilde kampanyalarla yurt dışına gitti bu ilacı almak hı hı. için. Ve orada hani bu ilacı aldıktan sonra çok kısa bir sürede birçok hareketi kazanan, geri kazanan çocuklar var. Hani o ilacı alalı işte ilk hangi çocuğumuz gitmiştir? Böyle ilk başta böyle bir sene önce falan bir kız çocuğu yanlış hatırlamıyorsam gönderdik. Niye olabilir galiba? Evet, bir kız çocuğu gitti. Hani ayakta durabiliyor, adım atabiliyor, işte nefes alabiliyor trakesiz. Bunlar şey tabii yani çok büyük şeyler. Evet. Şimdi normal bebekler için, çocuklar için belki çok normal şeylerden bahsediyoruz ama Ebrar gibi bebekler için bu çok önemli. Adım atması, bir şey tutması, elini ağzına götürmesi, işte kaşık tutması ya da yutabilmesi bir şeyi. Değil mi? Yutabilmek tabii, ne kadar tabii, büyük bir nimet. Yani bu çocuklar bir kolunu kaldırabilmesi bile aslında mucize. Çünkü hastalık öyle bir hastalık ki. Yani kalp kaslarını dahi eritiyor. Solunum kaslarını, yutma evet. kaslarını. Hatta ilerledikçe yüz mimiklerini kaybediyorlar. Yani gülemiyor. Ebrar da şu anda artık yüz mimiklerini de kaybetmeye başladı. Yani bir tedavi alıyor ama bu hastalık daha hızlı ilerliyor. Yani evet. sürekli bitiriyor, sürekli eritiyor vücudu. Onun için zaman gerçekten önemli.
para ne kadar hızlı toplandı, evet, o kadar hızlı bir şekilde Ebrar Dubai ile herhalde, hı-hı, görüşmeleriniz, evet, var. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'de tedavisi yok. Yurt dışı ülkelerinde birkaç ülkede olan tedaviler var. Tedavi desteği için sanırım Dubai ya da Amerika dediniz herhalde. Hı-hı, Dubai, Amerika ve Almanya'dan, hı-hı, 3 tane ülkeden, farklı ülkeden, farklı hastanelerden Ebrar'ı kabul ettiler. Ve belirli kriterleri var bu tedavilerinde. Yani her şey olmuyor. Belirli kriterleri geçersen o şekilde teklif alabiliyorsun. O teklifi alabilmek için de kaç tane çocuğun raporlarını, kilolarını, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilgisini veriyorsun ki çocuğa ona göre bir teklif veriyorlar. Yani kabul ediyorlar. Evet. Üç ülkede de. Evet. Ücreti şu anda toplansa... biz Dubai en uygun olduğu için, hı-hı, biz Dubai'yi tercih ettik. Evet. Bizim çocuklarımızın, yani giden çocukların büyük bir kısmı Dubai'de, büyük bir kısmı da Amerika'da aslında. En çok Türkiye'den giden çocuklar Amerika ve Dubai'deler şu an. Dediğim gibi 47 çok büyük bir rakam. Çünkü meblağın kendisi büyük olduğu için 47 çocuk dediğinizde çok ciddi bir para yapıyor. Evet. Ama bizim ülkemiz çok yüce gönüllü. Bizim vatandaşımız, hem yurt dışındaki hem yurt içindeki. Bu paralar bu şekilde toplanıyor. Yani Ebrar'a nasıl toplamaya çalışıyorsak diğer bebeklerinki de aynı şekilde toplandı. Bizim için Konya'nın desteği çok önemli. Çünkü Ebrar Konyalı bir bebek. Senin desteğin çok kıymetli zaten. Sağ ol, buradayız. Konyalıların biz duyması lazım. Yani evet, memleketlerindeki, şehirlerindeki çocuğu görmeleri lazım. %95 de çok büyük bir oran, evet, tedavi için. Yani %95 oranında bir gen tedavisi ve hani onun iyileştiğini görmek çok önemli bizim için. Evet, özellikle ben diyorum Konya insanı, Mevlana şehri gani gönüllüdür. Belki de hiç duymayan, kampanya bilmeyen izleyicilerimiz olabilirler. Bugün duyanlar lütfen duyarsız kalmasınlar. Sizin sembolünüz kelebek o zaman. Evet. Kelebek, bir kelebek 50 TL. Ve IBAN numaralarını da sevgili ekip arkadaşlarım ulaştırıyorlar. Güzel bebeğimiz, Ebrar bebeğimiz de görüyoruz şu an. Onun rahatça hareket edebilmesi için ve rahatlıkla artık nefes alabilmesi adına bu meblağın toplanması önemli. Tabii süre çok az. Zamanla yarışılıyor. Dediğimiz gibi Ebrar'ın kilo almaması gerekiyor. Zaman çok az. Onun için en kısa zamanda toplanıyor olabilmesi de çok kıymetli. Ne kadar bir ücret toplanması gerekiyor totalde? Şu an Dubai'nin bize vermiş olduğu fiyat teklifi 1 milyon 800 bin euro. Teklif bu kadar ve bunun biz 9 ayda %17'lik kısmını tamamlayabildik. Evet. Yani daha hızlı olmamız gerekiyor. Bu çocuklar ölüyor aslında. Yani şu an aç bırakıyoruz ama... Bu çocuklar en ufak bir enfeksiyonla tedavi edilmediği sürece ölüyorlar. Ve bu kampanya sürecinde kaç tane bebeğimizi kaybettik. Maalesef, evet. Gerçekten. Yani bir tedavi yolunda, bir tedavi uğrunda koşarken ben evladımı yani tedavi ettirmek istiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Evet, böyle bir tedavisi varken tabii ki. Evet. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bu tarz durumlarda özellikle anneler, herkes bir empati kursun. Değil mi? Çocuklarımız sağlamken hiç anlamıyoruz aslında. Yani ne zaman bir sıkıntı yaşandığı zaman herkes bunu daha iyi idrak ediyor. Rabbim kimseye yaşatmasın ama evet, Ebrar bebeğimizin de böyle bir tedavi şansı varken de duyarsız da kalmak doğru bir şey değil. Yani hani her zaman diyoruz birlik beraberlik, Türkiye dünyada örnek olmuş bir ülkedir. Birlik beraberlik anlamda, yaraları sarmak anlamında. Yani herkes ufacık da olsa belki çok gücüm yok deyip bir 50 TL bugün aslında çok büyük bir meblağ değil. Yani ya da bir 100 TL belki çok büyük bir meblağ değil. Ben özellikle buradan Konyalı iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Konya'da birçok iş adamımız var. Konya'mızın yetiştirmiş olduğu birçok iş insanı var. Konya'ya emek veren birçok yatırımcı var. Konyalı olup başka şehirlerde, yurt dışında, özellikle yurt dışında çok fazlasıyla gurbetçiler, biliyorum. Aynen öyle. Gurbetçilerimiz her konuda destektir. Onlar oradadır ama kalpleri hep buradadır. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizden ben Ebrar bebeğimizin bu tedavisi için sizlerden destek istiyorum. Ailemizin yüzü gülsün. Onları burada öyle bir ağırlayalım ki mutluluktan ağlayalım istiyorum ben. Çünkü dünyadaki en güzel şey insanın gözyaşı. Mutluluktan döküldüğü zaman anlamlı ve kıymetli. Burada Ebrar Bebek de o videodaki gibi parkta bahçede gezdiği gibi hep birlikte böyle güzel güzel burada programımızı yaparız. Bizim bahçemiz de var. Orada Ebrar Bebeği de güzel, evet, orada böyle ağırlarız. Orada da ağırlarız. Kıymetli bizim için gönderdiğiniz meblağlar çok çok önemli. Hani böyle damlaya damlaya göl olur ya. Aslında bu kampanyalarda böyle. Hani duyarsız kalmayıp ya benim verdiğim şu kadar parayla mı bir destek olacak demeyin. Aslında öyle öyle paralar öyle birikiyor. Öyle birikiyor. Aynen öyle. Ya belki bir anda herkesin gücü yok.
Yani işte belki hani herkes şunu diyebilir. Yani biz o kadar keşke elimizden daha fazlası gelsin diyen gani gönüllü insanları biliyorum. Ama olsun, bir çorbada tuzunuz yani olsun. Yani bizim için işte kumbaralarımız var. Bazı esnaflarımız da, duyarlı esnaflarımız da. Kumbaralarda biriken para 3 lira, 5 lira, 10 lira onları biriktirip aslında Ebrar'ın kampanyasına destek oluyorlar. Yani kumbara koyuyorlar. Dediğin gibi hani meblağın hiçbir önemi yok. Bizi duyurmaları da çok önemli. Hani Ebrar'ın sesinin duyulması, paylaşmaları, çevresindekilerle konuşmaları. Hani ki şu Ebrar'ın kampanyası Konya'da belki birkaç haftadır daha çok duyuldu. Evet. İşte haberlerde sizler varsınız, gazetelerde çıktı, işte bir takım billboardlarda yer aldı. Onlar destek, gönüllülerimizin desteği sayesinde çok uğraştılar. Hani daha yeni yeni biraz daha Konya halkı duymaya başladı. Bizler konuşuyoruz, sürekli anlatıyoruz. Hani hepsi çok önemli bizim için. Kim nasıl destek olabiliyorsa, maddi manevi desteğe ihtiyacı var. Çünkü anne ve yalnız, evet. Hani eşi var yanında, ailesi var ama kimsenin tek başına toplayabileceği bir paradan söz etmiyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Evet. O ya da biz tek başımıza bunu toplayamayız. Sadece işte Türk halkının, vatandaşımızın duyarlı desteğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Yapılmamış bir şey de değil. 40 kez yapıldı, 50 kez yapıldı. Biz niye yapmayalım? Evet, neden olmasın? Aynen, biz yapabiliriz. Yapılabilir. Hani Konya'da yapılır. Ben bunu yüklenecek iş adamlarımızı biliyorum. Bunu duyunca bu kampanyaya destek olacak zengin insanlarımızı biliyorum, varlıklı insanlarımızı biliyorum. Yani bugün bir bebeğe destek olmak, aslında ailesine destek olmak, bir çocuğun yüzünü güldürebilmek, ya bu çok çok önemli. Hem dinimizde de bu böyle, hem insanlık olarak böyle, vicdan olarak böyle, merhamet olarak böyle. Onun için ben tekrar söyleyeyim, belki programı şimdi yakalayanlar olabilir, belki geçerken takılanlar olabilir, baştan beri izleyenler olabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir kelebek 50 TL, onu da söylemiş olalım. Bir sürü kelebek de bağışlayabilirsiniz. Aynen öyle. Ve Ebrar'ın da evet Instagram sayfasında sevgili ekip arkadaşlarım gösteriyorlar. Sevgili Ebrar'ın da takipçisi de var bayağı. Evet, oh, evet. Ne güzel. Vallahi süper. Var takipçisi. Sevgili sonrasında da Ebrar'ı böyle bu kampanya fotoğrafları, videoları hatıra kalır. Orada böyle bol bol gülerken, rahat rahat nefesini alırken ki fotoğrafları görmek istiyoruz inşallah. Evet inşallah, biz de sabırsız. Yani o günlerin hayaliyle aslında şu anda ayakta duruyoruz. Ebrar'ın güzel günlerini paylaşmanın, güzel günlerinin halini görmek için o günün umuduyla şu anda daha çok çaba göstermek istiyoruz. Zaten çaba gösteriyoruz. O günlerin hayali bizi ayakta tutuyor. Ebrar'ın gülüşü, Ebrar'ın hayata olan bakışı. Ne bileyim ya, farklı bir şey. Evlat aşkı herkesin, yani diğer iki kızım daha var ama hani evladın, yani Ebrar'ın bana o muhtaçlığı, yani yaşamak için olan çabası, gayreti, o evet, başka bir şey, başka bir aşk, başka bir sevgi oluyor. Yani herkesin bu konuda destek olmasını istiyorum. Herkesin evladı olabilirdi. Yani ne bileyim, evlat için her şey yapılıyor. Gerçekten. Her yani kapıyı çalıyorsun, yapmam dediğini yapıyorsun. Kendim hasta olmuş olsaydım inanın belki ben talebi de bulunmazdım yani. Kimseden bir şey istemez. Ama evlat başka bir şey. Evet, evlat çok başka bir şey. Gerçekten hani hep büyükler derler ya, anne olunca anlarsın diye. Gerçekten insan anne olunca anlıyor. Yani şunu düşünün, bir ateşlendiğinde bile, bir hastalandığında bile ne kadar çok üzerine düşünüyoruz. Tabii, tabii. Düşüyoruz. Tabii. Ve Ebrar bebek de annesinin yüzünü gülmesini istiyoruz. Ebrar bebek gülecek, ailesinin yüzü gülecek. Peki ben şunu merak ediyorum. İlk duyduğunuzda nasıl bir tepki verdiniz? Neler hissettiniz bir anne olarak? İlk hastalığın belirtileri başladığı zaman ben inanmıyorsun ya da ne bileyim, ya da basit bir şeydir, hemen tedavi edilir, ne bileyim tedavi olur ve hemen geçer diye bir şey düşünüyordum. Hastalığın belirtilerini bir belirti gördüğümüz zaman. Sonra kuzenimle konuşmaya başladım. Kuzenimin çocuğu aynı hastalıktan vefat etmişti. Onunla konuşmaya başladım ve belirtiler o kadar benziyordu ki artık olabileceğine, sonra SMA'yı araştırmaya başladım. Çoğu belirtileri gördüğüm zaman olabileceğine kendim inandım. Test sonucu çıktığı zaman da şaşırmadım zaten. Ama yine de bir daha test yaptıralım, bir daha test yaptıralım. Belki yanlıştır, belki bir şeydir diye. Yani bir umut. İnsanda o umut ışığı zaten hiçbir zaman bitmiyor. Bitmiyor değil mi? Evet. Bir de bu insan konduramıyor tabii ki. Konduramıyorsun, evet, tabii, değil mi? Yani hemen iyileşecek. Tabii.
hemen tedavisi olacak. Çocuğum tekrar eski haline dönecek durum oluyor değil mi? İnsan İbrahim, kendisini konduramıyor. Doğduğu zaman da öyleydi. Böyle bir yaşama sevgisi, yani yüzüne baktığın zaman hasta değil derdin. Hastalığı yakıştıramazdık yani yüzüne baktığımız zaman. Hani şimdi hala öyle bir şey var. Ne bileyim, o bakışlarındaki canlılık olsun, yaşama sevinci olsun. Doğduğunda da öyleydi. Yüzüne baktığın zaman hasta değildir diyorduk. Ama tabii kabullenmek zorundayız. Kabullenip hemen nasıl kurtarabiliriz, nasıl evet. daha iyi yaşatabiliriz, ona yöneldik. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gönlü Güzel Konya'nın, KON TV'nin Güler Yüzü İyi Kalpli Meleği. Çok teşekkür ederiz. Desteğin için teşekkür ederiz demiş Şükran ablacığım. Rabbim Ebrar bebeğe şafi ismiyle şifa versin. Annemizin de gücünü arttırsın demiş. Gökçen Hanım'a da selamlar. İnşallah. Tabii böyle kalbi gönlü güzel insanlar bir araya bizleri getiriyorlar. Şükran abla da onlardan bir tanesi. Dediğimiz gibi kocaman bir aile olduk. İnşallah maddi desteklerinizle birlikte, ailemize yaptığınız, Ebrar'ımıza yaptığımız desteğinizle birlikte İnşallah kampanya sürecini de güzel bir şekilde tamamlamış olup Ebrar bebeğimize sağlığına kavuştururuz inşallah. Reklam zamanı gelmiş. Hadi bir reklama tamam. gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor. Bugünkü yayınımızı sevgili Ebrar bebeğimiz için yapıyoruz. Ekip arkadaşlarım da onlara da teşekkür ederim. Görselleri paylaşıyorlar, IBAN numarasını paylaşıyorlar. Ve Facebook üzerinden de yazan birçok takipçimiz var. SMA hastası değil, Ebrar kazansın yazmışlar. Ve birçok kişiye de seslenmişler oradan. Aslında Konya'mızda Konyalı'nın sevdiği, herkese mal olmuş... İnsanların sevdiği birçok kişilerimiz var, yatırımcılarımız var. Belki şunu da isteyebiliriz. Tanınan, bilinen yüzlerin, simaların Ebrar'ın kampanyasını Instagram hesaplarından da yayınlar yapabilirler. Bu da bir destektir. Tabii. Çünkü o yardım, oradaki kampanyalardan da ciddi meblağlar elde edilebiliyor. Çünkü artık sosyal mecralarda belki birçok şeyler. Mesela bu yangınlarda da görüyoruz, kampanyalar düzenleniyor. Bir anda yangın yerine ihtiyaçlar ulaştırılıyor. Yani aslında biz bir araya gelip birçok şeyi göğüsleyebilecek yapıda bir toplumuz. Her şeyden önemlisi. Hani bir komşumuzda bir sıkıntı varsa onu gideriz. Tanımadığımız bir insanın derdine koşarız. Böyleyiz. Bu değerlerimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Belki son dönemde bundan dem vuruyoruz. Biraz artık herkes kendi dünyasında yalnız. Kimse kimsenin derdine belki şifa olamıyor ama... Biz öyle düşünmek istemiyoruz. Biz iyisini düşünmek istiyoruz. Biz gerçekten Konya şehrinde, ben hala diyorum, gittiğim birçok yerde de söylüyorum. Belki birçok şehirde komşuluk ilişkisi yok oldu. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar, kapı komşusunu tanımıyorlar. Ama diyorum Konya böyle bir şehir değil. Gittiğim her yerde de söylüyorum. Konya diyorum belki büyük şehir, yüz ölçümü çok büyük, nüfusu çok fazla ama hiçbir zaman değerlerini, özünü, bu komşuluk ilişkilerini, birbirlerine yardımlaşmayı hiçbir zaman kaybetmez ki ben en çok onu Covid döneminde gördüm. Onun için biliyorum güzel gani gani gönülleriniz var. O gönüllerinize sağlık. Allah daha çok versin. Hep diyorum belki bir Ebrar bebeğe yaptığınız yardım belki başka bir şekilde hanenize, işinize dönecektir. Yani verilen şey cebimizden çıkmış gibi görünür ama aslında onun kat be kat karşılığı bizim hayatımızda bir yere Kesinlikle. Gelecektir muhakkak. Hiç yapılan hiçbir iyilik karşılıksız değildir. Bir şekilde yüzümüzü güldürecektir eminim. Onun için ben tekrar söylemiş olayım. Yeni ekranlarını açanlar varsa Ebrar bebeğimiz için bugün şöyle yürek yüreğe biz KON TV stüdyolarından sizlere ulaşıyoruz. Sizler de bu kampanyayı başka tanıdıklarınıza, sevdiklerinize de gönderebilirsiniz. Yani böyle bir bebeğimiz var. Hani WhatsApp gruplarımız var. Tabii bizim Hemen, gönüllü grubumuz da evet, var. Evet gönüllü gruplar var. Yani ne bileyim belki bizim çok gücümüz yoktur ama tanıdığımız bir zengin iş adamı vardır. Tanıdığımız belki yardım edebilecek kapasitede bir eş dost vardır, arkadaşımız vardır. Bence paylaşın. Hadi herkes WhatsApp durumlarında, sosyal medya hesaplarında, ne bileyim gruplarında paylaşsın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok Ebrar bebeğimizi inşallah tedavisi için evet, göndereceğiz. İnşallah. Çok kişinin az parasına ihtiyacımız var aslında. Evet. Miktar çok fazla ama çok kişi olduğumuz zaman, çok kişiye bölündüğü zaman o miktar çok az olmuş oluyor.
Bizim şeyimiz de bu şekilde, hani sloganımız diyeyim artık. Biz öyle diyoruz. Çok kişinin az parasına ihtiyacımız var. Tek başına hakkından gelebileceğimiz bir şey değil. Hani ne yapsak biz onu toplayamayız. Evet. Gerçekten onun için öyle. Şu an herkesten destek bekliyoruz. Ben evladımı kurtarabilmek için istiyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Hesabımız valilik izinli. Tamamen yani devletin himayesi, kontrol altında bir hesap, banka. Biz kendimiz görmüyoruz bile. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Yani Ebrar'ı yaşatabilmek için herkes el uzatsın. Ne yapabiliyorsa, paylaşım yaparak, bağış yaparak veya birilerine ulaştırarak ne yapabiliyorsa, kermes, ürün desteği, her desteğe ihtiyacımız var. Peki böyle kermestir, etkinliktir yapılabiliyor herhalde değil mi? Şu pandemi sürecinden dolayı mı biraz herhalde bu tarz organizasyonlar? Evet, başlangıçlarda şeydi, yasaktı kermes gibi olaylar. Biz de online yapıyorduk, yani telefondan canlı yayın olarak kermes yapıyorduk. Ürünlerimizi o şekilde satarak devam ediyorduk. İlk kermesimiz İstanbul'da oldu. İnşallah yakın zamanda da Konya, İstanbul'da tekrar bir kermesimiz daha, gönüllülerimizin yaptığı bir kermes daha olacak. Evet. İBAN üzerinden sizlere ulaşabilirler. Belki soran izleyicilerimiz olabilir. Nasıl ulaşabiliriz? Telefon numaralarımız var. Burada paylaşıldı mı bilmiyorum ama. Tabii paylaşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ebrar'ın sayfasında var mıydı? Ebrar'ın sayfasında var. İletişim bilgisi bölümünde numaralarımız var. Orada ulaşabilirler. Hani görebilirler. Görebilirler. Aynen. Bebeği görmek isterlerse buradayız zaten, Konya'da şu anda. Arayarak ulaşabilirler. Hesaplarımızda, sayfamızda var. İzin belgelerimizin hepsi sayfamızda paylaşıldı. Hastane teklifleri, ne kadar bütçe istendiği hepsini sayfamızda paylaşıyoruz. Her akşam canlı yayın açarak Ebrar'ın genel durumunu veya kampanya durumunu anlatarak, Ebrar'ı göstererek devam ediyoruz. Herkes de destek olursa bu süreç daha kısa olabilir. Evet, inşallah. Yani burada zamanla yarışılıyor. Zaman çok önemli. Dediğimiz gibi bebeğimizin kilo almaması gerekiyor. Zaman çok önemli. Ve rahat artık, Ebrar bebeğin rahat nefes almaya da ihtiyacı var. Diğer kardeşler nasıl Ebrar'la iletişimi? Aslında bu kampanya süreci olsun, Ebrar'ın hastalığı olsun, onları biraz yıprattı. Hani onlar da aslında çocuk ama çaktırmamaya, belli etmemeye çalışıyorlar ama psikolojik olarak onlar da çok iyi bir durumda değiller. Tam ilgiye ihtiyaçları var onların da ama onlarla hiçbir şekilde ilgilenemiyoruz. Tamamen ilgimiz Ebrar'la. Ben zaten Ebrar'ın başına hiç ayıramıyorum. Onlar da küçük daha. Ama onlar da abla olduğu için onlarda da bir ablalık içgüdüsü oluyor ve bunu anlayışla karşılayabiliyorlar. Evet. Taraftan. Yani karşılamak zorunda kaldıklarını hissediyorlar daha doğrusu. İlgi istiyorlar ama Ebrar'ın daha çok ilgiye ihtiyacı olduğunu bildikleri için de sessiz kalıyorlar. Evet. Yardım ediyorlar mı size Ebrar'ın bakımında? Evet, tabii ki ben yani en ufak bir çay içerken, kızım sen başında bekle, hani tıkanırsa bana haber et diyorum, 10 yaşındaki kızımı. Makinasını çıkarırsa o makinasını takabiliyor ya da burnu akınca makinayla çektirebiliyor. Tıkanınca ya da ona tablet açıyorlar, beraber izliyorlar. O da onlarla mutlu oluyor. Evet, onlarla yine gözüyle iletişim kuruyor. Gözleriyle şey yapıyor, Ebrar bebek iletişimi kuruyor. Maşallah çok da güzel bir bebeğimiz. İnşallah dediğimiz gibi onun gülen gözlerini yine burada ekranda birebir şahit olmak istiyoruz. Peki eşiniz bu konuda size muhakkak en büyük desteklerden bir tanesi. Tabii ki. Şimdi şeydir, biz böyle kadınlar, sevgili Gökçen, böyle duygularımızı ağlayarak ifade ederiz. Ondan sonra yeri gelir bir dostumuza, arkadaşımıza bir araya gelir. İşte üzüntülerimizi paylaşırız. Erkeklerin dünyaları birazcık daha farklı. Babalık zaten çok daha ayrı bir sorumluluk ve yük. Babamız nasıl? Yani şimdi duyguları erkekler çok belli edemiyorlar. Çok içinde yaşıyorlar. Öyle tahmin ediyorum. O da belli edemiyor. Aslında şu anda o da gelecekti buraya. Ama sabahtan beri elektriğimiz kesildi ve bizim için elektrik hayati önem yani arz ediyor. Ebrar 7 tane makineye bağlı yaşıyor ve bunların hepsi elektrikle çalışıyor. Elektrik gittikten sonra 2 ya da 3 saat en fazla şarjı gidiyor cihazın. Hatta birinin şarjı yok, yedek şarjlı bir tane cihazımız var. Ve elektrik kesildi, tam buraya gelecek vakit artık sabahtan beri kesikti. Tam bitmek üzereydi makinenin şarjı, 1-2'sine de bitmek üzereydi. Eşim bir tane minibüs getirdi ve evinin önüne dayadı.
kablolar çektik. Ebrar'a da başka pencerenin önüne yakın bir yere yatırdık. Cihazları araçtan elektrikle bağladık. Buraya öyle geldik. Yani eşim gelecekti ama son anda hani orada kalmak zorunda kaldı. Çocuğun başında birimizin kalması gerekiyordu. Çünkü cihaz kapanırsa nefes yok. Yani tükürüğü boğazına kaçsa temizlemesen onda boğulacak. Ya buraya geldim, elim ayağım titreyerek geldim. Hala evde bir panik havası vardı yani. Bir an önce makine kapanıyor, şarjı bitiyor. Elektrik geldi gelmedi. Öyle bir şeyden geldim. Kablonun birini uzatıyoruz olmadı, onu takıyoruz olmadı. Yani şu anda tam onun işin yani içinden çıktım geldim buraya. Eşim de kalmak zorunda kaldı orada çocuğun başında. Evet. Yani bu tarz durumlar da olabiliyor. Yani hani belki sizler çok daha zorluklarını yaşıyorsunuz bu süreçte. Bunlardan bir tanesi yani, bu. Şimdi aklınız hep evde değil mi? Bırakıp çıkmak tabii böyle ki. Hani çok şeydir böyle ya, akıl. İçime sinmeyerek. Yani bir tarafta çocuğumun kampanya süreci öyle. Çocuğum var burada, ilgilenmem gerekiyor. Hayat, yani onun bakımlarını yapmam gerekiyor. Ama bir taraftan da bir tedavi var. Ona ulaşabilmesi için onun için mücadele etmem gerekiyor. Şu anda ben aklım evde bir şekilde ben buraya geldim. Onu bırakıp geldim. Ben canlı yayın yaparken bile onu görmem gerekiyor ya. Diğer odada yapamıyorum ben canlı yayın. O gözümün önünde olacak. Çünkü hani bağırıp seslenemiyor, bir şey yapamıyor. Ben sürekli yüz ifadesinden, halinden onu takip ederek anlıyorum her şeyi. Evet. Başka kimseye de güvenemiyorum aslında. Yani ben kendimi öyle alıştırmışım ya da ben yapacağım, ben bakacağım. İçim rahat etmiyor. Evet. Gözünüzün önünde olacak. Gerçekten annelik çok başka bir duygu. Onun için yani Ebrar, belki anne olduğumuz için bir kısmını anlayabiliyoruz. Aynen öyle. Yani şöyle düşünüyorum ben. Uykusuz gecelerimiz değil tabii mi? Çocuğumuzun başında ateşlendiği zaman ben çocuklarla hep yan yana yatardım. Teni tenime değsin ki ateşini hissedeyim diye. Ama sizin bütün geceler böyle hep Ebrar gözünüzün önünde. 3,5 yılımız böyle. Yani 3,5 yıldır hiç bitmeyen bir hastalık. Ben diğer kızlarımdan da biliyordum yani. Şey oluyor. Bir ateşlense hemen huzursuz oluyorsun. Yani hiç rahat olmuyorsun. Ne yediğin ekmekten tat alıyorsun. Yani o hastalanmasın da diyorsun sürekli. 3,5 yılda hiç bitmeyen bir hastalık ve bir anda nefesi kesilebilecek. Sürekli ölüm korkusu, sürekli ölüm korkusu. Düşünün bir elektrik kesintisi bizim için ne kadar korkunç bir şey. Evet. Şimdi aslında şunu vurgulamak istiyorum. Gökçen İstanbul'dan geldi yayınımıza. Siz bir yine vasıtayla tanıştınız. Nereden nereye bir gönül bağı oldu. Senin peki daha önce böyle kampanyalara desteğin var mıydı? Neler yapıyordun? Şöyle zaten ben hani mümkün kendi işimde de hani mümkün olduğunca sosyal girişimlere destek olmaya çalışıyorum. İşim gereği çok fazla hani girişimlere işte yatırımcılarla girişimciler arasında bir bağ kurmam lazım. Benim işim bu, danışman olduğum için. Hani girişimlerimiz de daha küçük çapta oluyor ve onlara mümkün olduğunca işimin yanında destek oluyorum. İşte gençlerimize mentorluk yapıyorum yine kendi işimle ilgili. SMA hastalarına da maddi destek her zaman oluyordum arka planda ama hiçbir kampanyaya Ebrar'ınki kadar destek olmadım. Yani gönüllülerin arasına girmedim, illaki destek oluyordum. Ama bir şekilde biz tanıştık ve Ebrar'ın kampanyasına kısmetmiş. O da evet, biz hemşerim o da zaten oradan da bir yönlümü çaldı. Onun kampanyasına kısmetmiş. İnşallah bitirebiliriz sizlerin desteğiyle. İnşallah. Biz hani Ebrar'a yarasın bu kadar emeğimiz. Arkada bir sürü insanın emeği var. İnşallah bitiririz. Hep birlikte kutlarız diyorum açıkçası. İnşallah. Geçen haftaydı sanırım değil mi? Sen bana atmıştın. Haluk Levent de sayfasında evet, paylaştı. Paylaşmıştı. O da şey Sibel şöyle. Haluk Levent normalde Ahbap Derneği ile birlikte biliyorsun kendi kurduğu dernek bu tarz yardım kampanyaları yapıyor. Yalnız SMA'la bebeklerle çalışmıyordu. Çünkü onun daha hani başka mecralarda daha küçük rakamları topladığı yardımlar yapıyordu. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek valilik izinli olan bebekleri aciliyet sırasına göre başvuru kabul etmeye başladılar ve her gün bir bebeği işte sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. En acil bebeklerinden biri de Ebrar'dı. Biz de başvuru yaptık. Bütün izinlerimizi, belgelerimizi koyduk sayfasına. Ahbap Derneği üstünden başvurduk. Sağ olsun bizi de paylaştı. Yani Ebrar'ın kampanyasından paylaştı. Biraz talihsizliğimiz oldu. Yangınlar, işte bu Konya'daki maalesef acı olay. Hepsi aynı anda denk geldi. Hı hı. Belki gündemden birazcık düşmüş oldu ama isteyen Haluk Levent'in sayfasında da Ebrar bebeği görebilir. Twitter hesabından paylaşmıştı. Twitter hesabında duruyor.
Aynen öyle. Evet, İki kez paylaştı gün içerisinde. Belki önümüzdeki dönemlerde canlı yayınımıza da katılabilir. Normalde evet. Öyle yapıyordu. Hani evet. Hem paylaşıyor hem canlı yayına katılıyordu ama bu yangın gündemi evet. Değiştirdi maalesef. Muhtemelen öyle bir şey de olacaktır. İnşallah. Tabii İnşallah. Onların destekleri evet. Çok önemli. Takipçileri Kesin, çok fazla, öyle. Sevenleri, fanları çok fazla. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Çok fazla sosyal medya bağımlısı bir insan değilim. İşim gereği kadar Hı-hı. Kullanmaya çalışıyorum. Mesela TikTok mecrasını kullanmıyorum. TikTok'ta şöyle bir şey varmış. Özellikle TikTok kullanıcılarından öğrendim. İşte onlara bir şey meblağ veriliyormuş değil mi canlı yayınlarda? Hediyeler gönderiyorlar. Hediyeler gönderiliyormuş. Yani şimdi böyle belki o insanı seviyorsunuz. TikTok'ta yaptığı şeyler hoşunuza gidiyor ama bir amacının olmadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Bu tarz şeyleri gelin Ebrar Bebek gibi kampanyaya ihtiyacı Aynen. olan bebeklerimizi de değerlendirelim. Yani evet orası da çok ayrı bir mecra. Saygı duyuyorum. O mecraları seven insanlara saygı duyuyorum. TikTok hesabım hiç olmadı. Benim onun için. De yok. Evet. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Geçen bir yerde konuşuldu. İşte oradan galiba işte paralar veriliyormuş. Canlı yayın evet. Yapıldığı zaman bir dönüş oluyormuş galiba. Çok da bilmiyorum içeriğin işin açıkçası. Yani biz bu tarz güzel amaca hizmet eden şeyler için, bebeklerimiz için, Ebrar bebeğimiz için, zamanı çok az kalan, yardıma ihtiyacı olan insanlarımız için değerlendirelim ki bir amacı olsun. Yani biz o gün günümüzü güzel bir şekilde kapatalım. Aynen. Birine yardım etmiş olmanın mutluluğu olsun içimizde. Yani bu çok ayrı bir mutluluktur. Belki görmediğimiz, bilmediğimiz, belki Ebrar bebeğe hiç dokunmadan, belki hiçbir şekilde fotoğrafları dışında canlı canlı görmeden yardım etmek ve onun sağlığına kavuştuğunun iyilik hissi. Evet. Hani belki bir film vardı bilirsiniz. İyilik yap, iyilik bul hesabı. Hı. Yani yaptığımız bir iyiliğin bizim hayatımızın karşılığında bir şey var bunun. Maddi ya da manen bilmiyoruz ama bir insana yardım etmenin hazzı çok ayrı bir şey. Onun için gelin o mecralara da eleştirmiyorum. Sonra bana kızıyorlar TikTok'u eleştiriyorsun işte biz kullanıyoruz diye. Kızmayın bugün normalde hiç bahsetmem ama Ebrar Bebek için o TikTok'ta sevdiğiniz fenomenlere atacağınız ücretleri bugün Ebrar Bebek için atın. Böyle de bir ricamız olsun diye de söylemiş olalım. Çünkü o insanların bir gelir kapısı var zaten. Aynen, ya aynen. Sürekli o fanlar o ücretleri gönderiyorlar. Bugün de Ebrar Bebek için herkesin eli klavyelerde çalışsın. Teşekkür Göndersinler ederiz. İnşallah. Evet, inşallah. Ya bir çocuğun hayatı söz konusu yaşayabilmesi için bu tedaviye ihtiyacı var. Ve sizlere ihtiyacımız var. Yani tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Lütfen herkes el uzatsın, destek olsun. Evet. Benim evladımı kurtarabilmem için. Başka evet. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yani bir annemizin isteği aslında. Çok da bir şey istemiyor yani baktığımız zaman. Evladının sağlığına kavuşmasını istiyor. Bir annenin en doğal hakkı, bir annenin isteyebileceği tek şey aslında. Hani çok güzel bir şey söylediniz. Belki kendi sağlığım olsa hiç önemi bile olmazdı. Ama evladın sağlığı olunca insan nasıl çözüm olsun, nasıl bir insana ulaşayım derdine düşüyor. Onun için özellikle şöyle anne olanların yüreğinin ben nasıl çırpındığını hissediyorum. Özellikle lütfen belki bizim kadınlarımızın da vardır böyle ufak tefek birikimleri. Bugün Ebrar Bebek için olsun. Bizim zaten gönüllülerimizin çoğu kadın aslında WhatsApp grubunda da. Ve annelerimiz, ablalarımız, çok yaşça da büyüklerimiz de var. Nasıl uğraştıklarını görmeniz lazım. Ne güzel. Yani inanılmazlar. Küçük kardeşlerimiz de var daha gençlerimiz. Hani benim yaş grubum var, bizlerden de büyükler var ama nasıl uğraşıyorlar? Gece gündüz yayın yapıyorlar ki hani birazcık daha toparlayalım, biraz daha bir şeyler olsun, biraz daha duyuralım diye. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dediğin gibi ne kadar çok insan bizim kampanyayı bitirmemiz için o kadar çok katkı demek. Herkesin duymasını istiyoruz şu anda. Evet, yani bu dediğim gibi hani sosyal mecralarda, hikayelerde paylaşıldığında oradan belki başka bir topluma mal olmuş kişi görebiliyor. Bu iş bir zincir dedik ya. Yani ya da suya atılan bir işte taş gibi dalga dalga ilerliyor. Onun için belki bugün bir attığınız taş birçok şekilde dalga şeklinde birçok insanımıza ulaşacaktır. Ben bir şey yapmayayım geri çekileyim demeyin. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın, WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Kelebeğimizden alın değil mi? O, evet. Kelebeği sever mi normalde Ebrar? Bilmiyorum kelebek düşündüğümüz için yani Ebrar'ı kelebek gibi gördüğümüz için
galiba öyle bir sembol koyduk. Evet, kelebek de çok narin, evet, güzel bir hayvandır. Evet. Ve böyle ben normalde uçuşan hayvanlardan çok korkarım. Tek korkmadığım şey kelebektir. Ve Konya'da da bir kelebekler vadisi var, evet, biliyorsunuz. Kelebekler, evet, evet. Kelebekler vadisi var. Keşke orada çok güzel kelebekler var. İnşallah şey Ebrar'ı da kanatlandıracağız o şekilde, uçuracağız hayırlısıyla. İnşallah. Evet, inşallah. Yani gidiş anını, para toplantıdan sonra geliş hepsini, anını, aynen, inşallah. İlacı aldığı anı sene hepsini paylaşacağız, evet, hayırlısıyla. İnşallah. Evet. Peki şunu merak ediyorum. İnşallah Rabbim izin versin, paralar toplansın. Ebrar ilk iyileştiğinde ne yapmak istiyorsunuz? İlk düşünce ne acaba? Var mı böyle hayalini kurduğunuz bir şey? Şu an hayal kurmadım aslında. Ne bileyim, hani o kadar yoğun geçiyor ki, ya da onu yaşatabilmek için o kadar çok şey uğraşıyorum ki hayatta tutabilmek için. Ne bileyim, onun ben mutlu olması, hani doya doya sarılabilmek, makineler olmadan sarılabilmek, arada hortumlar olmadan rahatça sarılabilmek. Yani düşünün, 3,5 yaşında kızım var ama ben onunla daha doya doya bile, yani yanımda dururken bile benim ona içim gidiyor ve bir hasretlik var aslında. Yanımda, hayatımda sağ ama bir hasretlik var, sanki hala kavuşamamışım gibi hissediyorum. O tedaviden sonra yani kavuşmak istiyorum, hani o doya doya sarılmak, özlem. Onların bitmesini istiyorum. Ve onun, evet, o mutlu olduğu zaman zaten ben mutlu olacağım. İnşallah bol bol böyle sarıldığımız, ya konuşabilmesi, anne diye şu an hala uğraşıyorum ben. Bir anne de kızım, anne de diyorum ama söyleyemiyor. Anlıyor ama, anlıyor. Anlıyor mu? Anlıyor. Yüzüme, evet, bakıyor, gülüyor. Ama söyleyemiyor. Evet. İnşallah o söyleyeceği günleri de duyacağız hep birlikte. İnşallah. Ümidimizi diri tutalım. Çünkü ümit ve umut bir yerde insanı güzel bir yere getiren duygu. İkisi olmadığı, evet, zaman olmuyor zaten. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Allah'tan umudu da hiçbir zaman, öyle, kesmeyelim. Yani şifayı verecek olan Allah. Bol bol, evet, da duamız edelim. İzleyicilerimizden de dua da isteyelim. Bol bol, öyle, dua da isteyelim. Onun yanında tabii yapacağınız bağışlar da bizler için çok çok önemli. İBAN numarasını sevgili ekip arkadaşlarım yayın bitmeden sağ olsun onlar da bütün süre içerisinde verdiler. Tabii dediğimiz gibi anne olalım, baba olalım, en büyük hassas noktamız çocuklarımız. Hatta bir araştırma yapılmış, dün bir haber bülteninde izlemiştim. Sizleri en çok mutlu eden şey ne diye bir iki yıl önce yapılmış araştırma, iki yıl sonra yapılmış. İnsanlar en çok mutlu eden şeyin çocukları olduğunu söylemişler. Yani eşler daha az planda olmuş. Çok dikkatimi çekti. Paylaşayım istedim. Röportaj da yapılmış. Anket de yapılmış. Anket sonuçları, hatta halka sorulduğunda da öyle. Yanında eşi olsa bile insanlar en çok mutlu eden, evet, varlıklarının çocuklar olduğunu söylemişler. Gerçekten öyle. Öyle. Bizim en büyük mutluluk kaynağımız çocuklarımız. Kaç yaşına gelirsek gelelim hala küçük birer kız çocuğuyuz, erkek çocuğuyuz. Her zaman annemizin, babamızın büyütemediği evlatlarıyız. Onun için yani anne baba olmamış olanlar da olabilir. Ama bu duygu çok özel bir duygudur. Eminim bir evlat olan insan da bu duyguyu hissedebilir. Onun için Ebrar'ımız için lütfen bağışlarınızı bekliyoruz. Bir kelebek 50 TL. Ama gönül ister bir sürü kelebek bağışında bulunun. Yine Ebrar'ın Instagram sayfasında da takipte kalmanızı rica ediyoruz. Orada yine ara ara güzel canlı yayınlar oluyor. Destekler oluyor. Sayfasında paylaşımlar yapabilirsiniz. Etiketleyebilirsiniz. Ne kadar çok kişiye paylaşırsak, ulaşırsak o kadar çok kişi de aslında destek olur diye düşünüyorum. Gerçekten Ebrar'ın kampanyasında destek olan, belki biz programdayken destek olan böyle damla damla akan bağışlar olmuştur. İnşallah Allah kabul etsin. Allah razı olsun hepinizden. Allah daha çok versin. Şimdi bir de hep şu da söyleniyor. Ya mesela bana soruyorlar, çok fazla soruyorlar. Diyorlar ki işte biz birine yardım yapacağız. Bağış yapacağız herhangi birine. Bulamıyoruz deniyor mesela. Evet. Konya'da işte kime yardım edelim ya da nasıl yardım edebiliriz? Aslında bazen gözümüzün önünde oluyor. Önünde oluyor ama göremiyoruz. Evet. Onun için böyle düşünenler, özellikle gurbetten çok gelenler var bu ara. Diyorlar biz işte zekatımızı vermek istiyoruz, hayır yapmak istiyoruz, bağışta bulunmak istiyoruz. Çok da güzel bir fırsat Ebrar Bebek için. Tam da zamanı diyelim. Böyle birikimlerinizden, vermek istediğiniz rakamlardan, benim gücüm bu kadarına yetiyor diyebildiğiniz neler varsa bizler için paylaşın. Herkese de paylaşmayı söyleyin. Yavaş yavaş programı noktalandıracağız. Sevgili Gökçen, senden başlayayım. Son olarak neler söylemek istersin?
Ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladın, kabul ettin. Ebrar'ın sesinin duyulması için destek oldun. Çok teşekkürler. Herkesi, bu programı izleyen herkesi senin de söylediğin gibi paylaşmaya, katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Çünkü bizim çocuğumuz, başka evet. birinin çocuğu değil, bizim evladımız. Bizim desteklerimizle yaşayacak. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sana şöyle özel teşekkür ediyorum bu güzel ailemize. Böyle bir o üçgeni sağladığın için. Abi, sevgili Gökçen, benim böyle Şükran Hatipoğlu. Evet, aynen öyle. Onunla da Ali Oğuz vesilesiyle, benim çok yakın arkadaşımdır. Onun vesilesiyle tanıştık aslında Şükran Hanım'la ve eşi Ahmet Bey'le. Onlar evet. zaten böyle bir şey söyledim, direkt size yönlendirdi. Sağ olsunlar. Şükran ablacığımı da buradan öpüyorum. Allah razı olsun. İşte bakın ne kadar yani kimden kime ulaştığını görüyoruz. Sana da bu bağı kurduğun için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul'dan Gökçen valla yani bu iş için geldi. Ne zaman süredir ayarlamaya çalışıyorduk. Senin de gönlüne yüreğine sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Evet Sümeyra Hanımcığım son söz sizde. Hemen son sözlerinizi de alalım. Evet, ben sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri buraya da ağırladınız, kabul ettiniz. Evladımın sesini duyurmama vesile oldunuz. Yani gören duyan herkes de inşallah destek olur. Sizler i̇nşallah. Vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim sizlere. İnşallah güzel sonuçlar olur. İnşallah. Bu kampanya bittikten sonra da Ebrar'ın sağlığına kavuştuğu günleri hep birlikte görürüz. Tek dileğim bu. Ebrar'ın bir an önce sağlığına kavuşması ve Ebrar'ı gören herkesin, az önce siz söylemiştiniz hani bağış yapmak istiyor ya da yardımda bulunmak istiyor ama birini bulamıyor. Bunun için de paylaşım çok önemli aslında. Herkes hiçbir şey yapamıyorsa da paylaşsa muhakkak biri görecektir veya birileri destek olmak isteyecektir. Bunun için herkes hiçbir şey yapamıyorsa lütfen paylaşsın. WhatsApp'ında, Instagram'ında nerede paylaşabiliyorsa paylaşsın. Bu hepimizin evet. evladı olabilirdi. Zaten Ebrar hepimizin evladı sayılır. Evet gerçekten öyle. Bu ülkenin çocukları, bu ülke için yetişen çocuklarımız hepsi bizlerin evlatları ve bizler için kıymetli. Dediğimiz gibi bir evladımızın sizin canınız yanıyor gibi ama toplumun canı yanıyor evet. aslında. Onun için duyarlı olmak çok çok önemli. Tekrar ikiniz de yüreğine sağlık. Babamıza, çocuklara, kampanya destek veren herkese de buradan sevgilerimi ileteyim. Allah hepinizden razı olsun. Güzel gönlünüze sağlık diyelim. Bugünlük de programımızı Ebrar'la bitirmiş olduk. Onun güzel bir fotoğrafı vardı. Ömer abi herhalde yayın bitiminde onu Ebrar'la bitirir diye düşünüyorum. Yarın ben yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Bozkırlılar Mismar AVM Hayat Var programını sundu.